SolidWorks montaj bölümü ile ilgili bilgi vermek için öncelikli olarak şuradaki tek montaj, tek kasnak montaj elemanını kullanacağım. Montaj elemanlarını kullanacağım. Bu Codelab TV'nin içerisindeki dokümanlar kısmının içerisinde dijitaline de ulaşmanız mümkün. Kitabın içerisinde de baskı olarak sayfadaki resimlerini de görebilirsiniz. Şimdi sırayla bu parçayı yapabilmek için sırayla şuradaki gövde kısmını, işte burç kısmını ve tek diğer elemanlarını tek tek çizerek parçanın montajda işlenmesine geçeceğiz. Şimdi bunun için ben parçayı daha önceden çizilmiş olan ekran görüntüsünden şu şekilde parçanın part görünüşlerini tek tek kağıt üzerine attığım bu sayfadan Print Screen komutlarıyla programları sayesinde ekran görüntüsünü çekeceğim. Daha sonra Solid'in içerisinde atarak bu şekilde ölçülerinden faydalanarak gideceğim. Şimdi yeni bir parça bölümünde ön düzlemde taslak çizim açıyorum. Daha önceden bu ekran görüntüsünden çektiğim fotoğrafı getiriyorum. Şimdi ön düzlemde başladım. Fotoğrafı getirmek için, resmi getirmek için resmi çiz tıkladım. Şuradaki birinci işimin fotoğrafını getirdim. Şimdi burada bir oranlama yapalım. Parçanın oranlamasına göre biraz daha küçültelim. Bu şekilde parçanın ölçülerini buradan almaya çalışacağım. Şimdi unsur olarak alttaki temel unsuru çizerek başlayacağım. Bunun için tam ortasından başlamak için merkeze yerleştireceğim. 66'ya 100, pardon 120, şu şekilde bakarsak 66'ya 120. Ölçülendirmeye girelim. Şurası 66, şurası da 120 olacak. Radyüsümüz 5. Başka bu alanda neler yapılabilir? Delikler hazır. Şurada kalınlığımız 20 milimetre. 20 milimetre verirken deliklerin de çıkması için delikler 10,5 olacak. Aradaki mesafe de 40 milimetre olacakmış. Şuradan bunu onaylayalım. Şimdi gelişi güzel. Şu şekilde dairelerimi çiziyorum. Diyorum ki şu diğer ikisine, yani dördü birbirine eşit olmalı. Şimdi burada şöyle bir şey daha yapabilirim. Bunlar tam eksende, merkezin olduğu için yine aynı şekilde dikdörtgene geldim. Burada yine merkezden başlayan şu şekilde bir tane dikdörtgen çizdim. Ve bunu yardımcı eğri olarak işaretledim. Esas çizgim olmayacak çünkü. Ve şunların her birini şu şekilde uçlarına taşıdım. Biraz daha yaklaşalım. İlişkilendirmeyi sürükleyerek yapıyorum. Dolayısıyla şu şekilde baktığınız zaman ilişkilendirmeyi otomatik olarak yatayda, dikeyde ilişkilendirmeyi otomatik olarak vermiş oldum. Şimdi yaklaşalım 40 milimetre ve 100 milimetre olacakmış. Şurasını 40 ve şurası da 100. Tekrar şurada ölçülendirmede bir 10,5 ölçüsünü de verdikten sonra şu şekilde ölçülendirmeleri daha gayet düzgün bir şekilde veriyorum. Şu 100'ü de bu taraftan, 120'yi de bu taraftan verelim. Bu şekilde ölçülerimiz tam tanımlı olarak bitirmiş olduk. Unsura geliyorum. Burada kalınlığımız 20 idi. Onayladım.
bu şekilde vermiş oldum. Şimdi şuradan bakacak olursak şu yandaki ölçüyü vermek için yan yüzeyi seçeceğim. Yan yüzeyi de şuradaki profili bu şekilde vereceğim. Şimdi parçanın yan yüzeyini seçtim ve bu düzlemde taslak çizim açtım ve karşıma aldım. Bunun için tam ortadan başlayacak şekilde şu profilde çizim yapacağım. 100 mm uzunluğunda ve yarı çapı 30 mm olan, genişliği yani 60 mm olan bir parça çizeceğim. Bunun için bir önce eksen çizgisi oluşturalım. Şu şekilde. Şöyle. Şurada başladım. Ucunda bekledikten sonra bir müddet yay haline dönüştü. Şu şekilde tamamladım. Ölçülendirmeye geçebiliriz. Burası 30 oldu. Şu en arka kısımdan dairenin merkezinin yarı çapına kadar olan kısımda 100 mm'ydi. Tam tanımlı hala değil. Bunun nedeni ilişkilendirme kısmında simetrik özelliğini verelim. Şimdi tam tanımlı hale geldi. Şimdi ortada bir delik vardı sanırım. Bakalım. Şurada ortada delik var ama şuradaki unsurları verirken bu delikler yine farklı çıkacak. Olmayacak. Onun için hepsini bitirdikten sonra ortadaki deliği de delelim. Şimdi buna kalınlık verdikten sonra diğer tarafa 15 mm kalınlık verdik. Şimdi şuradaki kısmı şöyle girersek, pardon, en son yaptığımız yerden bakalım veya şuradan bakalım. Yine yarı çapı 30 mm olan kalınlığı bu tarafa doğru 3 mm dışa doğru olan bir daire çizeceğiz. Şu şekilde hemen yapalım bunu. Çıkalım. Şu yüzeyi tekrar seçtim. Taslak çizim açtım. Ve bu şekilde şu çapta 3 mm olan bir kalınlık vereceğim. Diğer tarafta da aynı şekilde vereceğiz ama ölçüsü 20 mm, yarıçapı 20 mm olan bir daire çizeceğiz. Bu iç kısma kovan geçecek çünkü. Şimdi bu yüzde taslak yüzey taslak çizim açtım. Karşıma alayım. Yarıçapı 20 mm olacak. Yani çapı 20 mm olacağına göre çapı 40 mm olmalı. Çünkü daire girdiğim için. Yine kalınlık 3 mm onayladım. Şimdi ortadaki deliği çıkartalım. 10 mm yarı çapında. Dolayısıyla çapı 40 mm olan bir daire çizeceğiz. Taslak çizimi açtım. Yarı çap 10, çapı 20 olacaktı. Şurada ölçülendirmeyi de düzgün bırakalım. Şuradan kes dediğimiz zaman tümünden kes. Olayı burada bitirmiş olduk. Şuradaki kısmı unsuru yapmış olduk. Diğer kısımlarda bunu karşıya aynalama yapacağım için tüm unsurları burada bitirip daha sonra aynalama yapmak istiyorum. Başka burada radüsleri verebiliriz. Radüsümüz 5 mm. Altta ve üstte de var. Şu kısımda hemen radüsümüzü verelim. Radüsümüz 5. Şu biraz büyük gelmişti. Evet, 5 var. Düzeltelim biz bunu. Evet, şu kısımda bütün işlemlerimizi, bütün unsurlarımızı yapmış olduk. Şimdi bunun tam ortasından, ben ortasından başlayarak dikdörtgen çizdiğim için mutlaka ortasından bir düzlem geçecek. Bu da bu düzlemde sağ düzlem olacak. Bunun için bu düzlemi kullanıp karşıya aynalama yapabilirim.
Şimdi aynalama, 3 boyutlu aynalama komutuna girdim. Şurada aynalanacak düzlemi seçimi yapıyorum. Sağ düzlem bunun için uygun. Yüzeyler, unsurlar. Şimdi biz burada unsurları seçeceğiz. Sırayla aslında buradan en baştaki unsur alt gövdedeki unsurdu. Şu delik sanırım, bakalım. Tamam, şuradan itibaren tek tek parçayı üzerinden de seçim yapmamız mümkün. Şunu da seçelim. Onayladığım zaman karşıya hepsini aynalamış oldum. Bir eksik olarak şu dışa doğru olan çıkıntı olan kısmı verelim. Onu da şuradan seçim yapalım. Evet, birinci parçamızı bu şekilde izometriye dönüştürüp kaydediyoruz. Kovan parçayı yapmak için sağ düzlemi kullanacağım. 20 ve 30 mm çaplarında iki tane daire çizip 30 mm kalınlığında yükseklikle vereceğim. Sağ düzlemi çizdim. Bunun için tekrar resmi getireyim. Şurada oran olarak parça en fazla 60 mm boyutlarında olduğu için şu şekilde bırakayım. İç kısmı 10 mm'ye yakın. Şu şekilde ölçülendirmeyi verelim, yaklaşalım. 20 mm olduğuna göre çap 20 olacak, evet. Şuradaki de 40 mm dış çap olacak. Kalınlık. Şimdi şurada montajda bana kolaylık sağlaması için şöyle ifade edeyim. İç kısma kasnağın ortasına geçeceği için, içine geçeceği için kasnakla ikisinin arasında eşit mesafede durması için kasnağın tam ortasındaki geçen düzlemle bunun ortasındaki düzlemi kullanmam daha kolaylık sağlayacaktır. Dolayısıyla bunu her iki tarafa vereyim ki ortasındaki düzlem kalmış olsun. Ek bir düzlem oluşturmama gerek kalmasın. Veya montajın diğer komutlarını da kullanabilirim ama hazır böyle bir imkanım varken bu şekilde kullanayım ben bunu. 30 mm olarak verdim. Dolayısıyla şuradaki düzlem tam ortada kalmış oldu. Şimdi bunu da kaydedelim. İzometrik hale dönüştürüp. Şimdi kasnağı çizmek için ön düzlemde taslak çizim açtım ve eksen çizgilerinden öncelikli olarak faydalanacağım. Şurada eksen çizgilerinde orta noktasını seçip, bakın farklı bir şey yapacağım. Şöyle yaklaşalım. Tam orta noktasını işaretleyip şu şekilde çektim. Bu düz çizgi benim için eksen çizgisi haline gerekeceği için bunu eksen çizgisine dönüştür diyorum. Bu şekilde ortası tam ortaya tanımlanmış simetrik bir çizgi. Bu şekilde çekiştirdiğim zaman karşılıklı simetrik olarak uzayan bir çizgiyi elde etmiş oldum. Aksi takdirde şöyle yapmam gerekecekti. Çizgiyi seçeceğim. İşte daha önceden şöyle kenara çekeyim. Hadi daha rahat anlatmak için. Sağ tuş, işte tam orta noktasını seç. Ondan sonra şu nokta, orijin noktasını birleştir şeklinde yapmaktansa böyle yapmak daha kolayıma geldi. Tekrar yapayım. Orta noktasını tespit edip bu şekilde çektikten sonra seçiyorum ve yardımcı geometriye dönüştür diyorum. Şimdi artık dikine de bir eksen çizgisi oluşturayım. Şimdi parçayı inceleyecek olursak şu şekilde yaklaşalım. Delik çapı 30 mm. Hemen üstündeki fatura kısmındaki kısım 20 mm olacak. Yarıçap gireceğim çünkü. 15'e 20. Dolayısıyla öncelikli olarak burayı bir yapalım. Düz çizgiyi yaklaşalım. Şu şekilde şuradan başlayıp biraz daha gittikten sonra fatura kısmı olacak. Yukarıya doğru çıkacağım. Şu şekilde şöyle çıkayım. Şu şekilde böyle bir kasnağın iç kısmı oluşturacak. Kayışın geçeceği bir kısım. Şöyle yaklaşalım. Şimdi ilişkilendirmeye geçebilir. Şunu biraz daha uzatalım. Ve şuradaki kısmı buraya birleştirmiş olalım. Şu kısımlar yatayda aynı hizada olsun. Şu iç kısım 90 derece olacak. Şuradan bakarsak 90 derece ve 10 mm yüksekliğinde olacakmış. Öncelikli olarak ikisini seçtim ve 90 dereceyi seçelim.
ve ikisi birbirine simetrik olsun. Bu şekilde bakalım. Tamam, şunlar simetrik olacak. Yine aynı şekilde karşılıklı olarak kenarlarda simetrik olacak. Ölçülendirmeye geçebiliriz. Şurası 15 olacaktı. Şurası 20-40 mıydı orası? 30 ve 40 olacak. Evet. Dışarıdan 100 mm olacak. Şu şekilde. Yani 50 mm olsun. Şuradaki yükseklik 10 mm olacak. Tabii bir genişlik olması gerekecek. Genişlik 24 mm. En dıştaki göbek genişliği ise şuradan bakalım. 3'er mm olduğuna göre 6-30. Şu kısım 30 olacak. Şimdi şurada bir mavilik görüyorum. Tam tanımlı olmama hali. Muhtemelen şu yan tarafıyla aynı hizada olacak. Bu şekilde tam tanımlı hale getirmiş olduk. Şimdi revolve komutuyla, döndürücü katı oluşturma komutuyla döndürme eksenimi seçtikten sonra bu şekilde kasnağımı oluşturdum. Ve şuradan 30 mm olacak. Tam tanımlı hale geldi. Şunları düzeltelim. Şimdi kesebiliriz artık. Tam ortada kaldığı için. Kes diyorum. Parçamızı, geometrimizi tekrar seçelim. Ve her iki yönde orta düzlemde olacak şekilde. Bunu arttırabiliriz şu şekilde. Açısı toplamda 20 olduğuna göre tek taraflı 10 derece olur. Ve dışa doğru olacak. Şu şekilde. Bakın. Olayladığı zaman kesi de bu şekilde çıkacaktır. Şimdi bunu çoğaltma usulüyle, dairesel çoğaltmayla yapalım. Çoğaltalım. Öncelikli olarak var olan eksenler, geçici eksenleri göstersin. Çoğaltmada kullanacağım çünkü. Dairesel çoğaltmayı seçtim ve döndüreceğim eksenimi seçtim. Unsurum burası. Kaçgen olacak? 5 tane deliğimiz var. Dolayısıyla şunu 5'e çekelim ve onayladığımız zaman kasnağımızı bu şekilde elde etmiş olduk. İzometrik hale dönüştürdükten sonra kaydet yapıyorum. Şimdi montaj görünümü elde etmek için, montajda patlatma görünümünü elde etmek için şuradaki Command Manager araç çubuğun içerisindeki montaj bölümünün içerisinde patlatma komutunu tıkladım. Burada sırasıyla hangi parçanın önce çıkması gerekiyorsa ben kasnak kalsın, diğerleri bu kasnağa bağlı olarak parçalansın istiyorum. Önce pimi çıkartalım. Pimde hangi yönde eğer patlatmak istiyorsak o yönde, X yönünde mi, pardon, Y yönünde mi, X yönünde mi, Z yönünde mi? Ben yön olarak şu Z yönünü seçtim ve miktar olarak 150 mm ileriye doğru önce bir uygula yaparak buradaki gerçekleşmesini istiyorum. Şu şekilde yönü doğru, o zaman bunu kabul edebilirim. Bakın şu anda kabul edilebilecek şeyler hızlı bir şekilde şurada onaylanıp şurada tamamlanmış olacak. Eğer bu adımda tekrar düzenleme yapmak istiyorsak adımı düzenle dediğimiz zaman tekrar bir önceki pime ait olan patlatma operasyonu karşımıza çıktı. Ben şimdi bunu gerçekleşmiş sayıyorum. Şimdiki sıra şuradaki pim için uygulayalım. Mil için uygulayalım. Şimdi yön olarak X yönüm. Önce bir uygulayalım. Ters yönde olmuş. Burada düzelttim. İlerleme miktarı 150 kalsın veya 100 mm olarak düzenleyelim. Uygula diyelim. Şu şekilde tamamladığımız zaman gerçekleşmiş oldu. Bir sonraki operasyon, gövde parçayı çıkartalım. Seçiyorum. Yön olarak Z düzlemini seçiyorum. Z yönünü seçiyorum.
ve miktar olarak 100 mm seçelim. Yön ters yönde olacak. Şu şekilde düzeltelim. Uygula dediğimiz zaman bu şekilde gövdeyi de çıkarmış oldum. Son kalan kovan kısmı için x ekseninde x yönünde diyorum ve 100 mm uygulasın. Yönüm doğru. Onayladığım zaman bu şekilde parçamı patlatmış oldum. Şimdi burada bakın bunun içerisindeki patlatma operasyonunu göremezsiniz. Şuradaki konfigürasyon içerisinde kendisi bir konfigürasyon oluşturarak yaptı bunu. Ve üzerinde eğer değişiklik yapmak istiyorsam tekrar unsuru düzenle dediğim zaman aynı pencere tekrar açılacaktır. Başka hangileri var? Patlatmayı daralt yani topla dediğim zaman bu şekilde konfigürasyonu değiştirmiş oldum. Tekrar hareketlendir dediğim zaman bakın bu şekilde hatta şuradan zaman etütünü açıp buradan da simülasyon haline dönüştürebiliriz. Şurada animasyon denetleyicisi penceresi de var. Buradan sürekli değil de tek bir hareket yaparak dediğimiz zaman tekrar topladıktan sonra başa dönsün. Tekrar yapalım. Döngü şeklinde yapsın istersek. Bakın çalıştırıyorum. Veya aynı şeyi bu şekilde toplayıp tekrar dağılsın şeklindeyse. Hızlandırmayı iki kat olarak yapabilirim. Veya yarıya düşürebilirim. Bu şekilde bir animasyon denetleyicisi içerisinde de çizelgede bir oynatıcısı bulabilirsiniz. Şimdi hazır alt kısmındaki animasyon sekmesinin içerisinde, hareket sekmesinin içerisinde şurada istersek biz otomatik olarak bunu animasyon haline dönüştürebiliriz. Patlat daralt şeklinde kaç saniyede tamamlanacağı ile ilgili örneğin 10 saniyede bu iş süreyi sonlandır dediğimiz zaman kendisi otomatik olarak patlatma sırasına göre bakın şuradaki çizelgeye bakın şu şekilde ilk 10 saniye kendisi 2,5-2,5 şu şekilde bölüştürdü. Önce pimi daha sonra perno parçayı mili 2,5 saniye sonra gövdeyi bu şekilde birleştirdi. Ve buradan da ne yapabilirim? Oynatabilirim artık. En başa al. Bu şekilde hızlandırmayı yine bu şekilde değiştirip bir sunum haline dönüştürebilirsiniz. Şimdi patlatmaya yönelik son olarak şunu söyleyebiliriz. Şuradaki montajın içerisindeki patlatma çizgisi oluştur seçeneği ile montaj sıralamasını ayrıca belirtebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken bakın şuraya komut geldi. Komutun ismi de şu şekilde. Patlatma çizgisi şeklinde. Şunu kenara alalım. Şöyle yapıyoruz. Parçayı seçiyoruz. Yönümüz şu tarafa yani karşı tarafa olacak. Şu şekilde öncelikli olarak kasnağı kovanı yerleştirdik ve onayladık. Tekrar mili kasnağı yerleştirelim. Bu şekilde onayladık. Daha sonra pimin mil üzerindeki deliği ile ilgili olan ilişkisini tanımladık. Ve en son gövdenin bu şekilde alternatif yolları da bu şekilde görebilirsiniz. Bakın. Tersine şeklinde falan. Bu şekilde bir tanımlama da yapılabilir. Montaj işlemi tamamlandıktan sonra montajı kontrol etmek için şunu yapabiliriz. Montaj analizi için sağ tuş kişiselleştir komutların içerisinde montajı buluyoruz. Buradan engelleme algılasını seçelim. Şimdi yapmış olduğumuz montajda çapların uyuşmaması veya fazla gelen genişlikler
fazlalıklar varsa bunları otomatik olarak görebilmek için, çünkü imalata gidecek olan parça montajda eğer sıkıntı verecekse bunu başta görmemiz gerekiyor. Engelleme algılaması komutuyla parçamı tamamını seçeyim ve tüm parça üzerinden istersem kısmi olarak da seçebilirim. Yani parça parça da seçebilirim. Örneğin şu parçayla PİM, MIL ile PİM arasındaki ilişki fazlalık mı, var mı, bunu görebiliriz. Engelleme algılaması yok diyor. Biz bunu daha yakından görmek için şöyle yaklaşalım ve çapını büyütelim. Bunu 7 mm yanlışlıkla 7 mm'lik bir PİM yaptık diyelim. Tekrar engelleme algılamasına girdiğimiz zaman montajın tamamını yapsın bu kez. Tekrar seçelim. Montajı hesapla dediğimiz zaman, pardon, burada uygulama seçeneğini yapmadığımız için şimdi güncelleme yaptıktan sonra gösterecek. Tekrar yapalım. Tüm montajı seçili şu anda otomatik olarak hesapla dediğimiz zaman, bakın çapın büyük olmasından dolayı şuradaki ara kesitlerden fazlalığı görebiliriz. Şimdi bunu nereden kaynaklandığını görmek için, bakın yan tarafta çap büyük olduğu için yan tarafa değmiş, bu önemli değil. Şuradaki yine yan taraftaki olan çapın büyümesinden dolayı gövdeye değmiş. Şuradan görebiliriz. Hacimsel olarak ne kadar fazla olduğunu da burada bu şekilde görebilirsiniz. Yine düzenlemek için çapı eğer çift tıklayalım. PİM'in çapını 6'ya düşürdüğümüz zaman bu sefer direkt uygulatarak engellemeyi yaptıralım. Hesapla diyelim, bakın engellemenin olmadığını, yani çakışan olmadığını görebilirsiniz. Şimdi montaj bölümü içerisinde hemen arkasında kitaptan da ilave birkaç bilgi vererek gitmek istiyorum. Bu hazırlanan videolar zaten kitabın yardımcı kaynaklarından olduğundan dolayı SolidWorks'ün içerisinde hemen arkasındaki bölümde, montajın içerisinde kalıpçılık konusuna da değindim. Benim özel olarak ilgim olan bir konu zaten kalıpçılık. Kalıpçılık montaj içerisinde yapıldığı için bu şekilde SolidWorks'te örneğin daha anlatılacak olan montajın içerisinde anlatılacak hareket etüdü, yani animasyon kısımları da var. Bunu yine anlattım, ayrı bir bölüm 7 simülasyon konusu içerisinde başlığı altında videoda yine bulabilirsiniz. Şimdi kalıpçılık konusuna değinmek istiyorum. Kalıpçılık konusu SolidWorks içerisinde sağ tuşla şuradan kalıp seçeneğini, komutlarını getirdiğim zaman çok fazla karmaşık olmayan, özellikle enjeksiyon kalıpları için kullanılabilecek olan takımları içeren bir kısmı var. Bunu montaj içerisinde yapabiliyoruz ama basit kalıplar için yine ayrıca cavity ve kombine komutları gibi komutlar kullanıp bir tane örneğini yapmayı düşünüyorum ileriki aşamalarda. Bununla ilgili basit kalıpları buradaki takımlarla yapabiliriz. Örneğin neler var bu kitabın içerisinde yine. Bakın şurada kalıp takımlarıyla yapılmış olan bir kalıp var. Şurada çekirdek parça şu. İşte erkek parça ve dişi parçayı da bu şekilde oluşturabiliriz bu takımlarla. Yine kombine komutuyla, yine bu kitabın içerisinde kademeli olarak anlatılıyor. İleriki konular içerisinde şurada. Yine aşamalı aşamalı şu şekilde biraz daha hızlı gidelim. Şu parçayı örnek olarak yapabiliriz. İleriki aşamalarda kombine komutunun burada uygulanması şu şekilde. Bu parçaların kendilerini dokümanlar kısmında yine bulabilirsiniz. Örneğin bir maçlı kalıbın yine kalıp takımlarının, kalıp araçlarının içerisindeki komutlarla yapılışı. Bu şekilde parçayı çizdikten sonra, bakın şu şekilde yan maçalarını taktığımız zaman, yerlerine yerleştirdiğimiz zaman şu şekilde, bunların tamamını şuradaki komutlar sayesinde, kalıp araçları komutları sayesinde uyguladım. Şu şekilde kapattığımız zaman kalıbın çekme payı dahil bütün işlemlerini yapabiliriz.
Şimdi bu parçada olduğu gibi daha karmaşık parçalarla da karşılaşabiliriz. Yani şu parçayı açalım. Burada Solid'de rahat tasarlanabilecek bir parça ama çok fazla içerisinde cavity, boşluk çıkartılacak, yan maçılar olan veya çok karmaşık unsurlar olan parçaların açılmasında SolidWorks bazen yetersiz kalıyor. Bazen sıkıntılı bir durum arz ediyor. Onun için SolidWorks'ün kendi eklentilerinin içerisinde, eklentilerle beraber az sonra bahsedeceğim programlar, nasıl SolidWorks bizim CAM olarak ihtiyacımızı karşılıyorsa, kalıpçıların da yine aynı şekilde kendi sitesinden şu şekilde araştırdığımız zaman, mold olarak yazdığımızda, kalıp dediğimiz zaman, araştır dediğimizde, bakın belli başlı programlar karşımıza çıkıyor, yazılımlar çıkıyor. Bunlar yine SolidWorks'un içerisinde çalışan altın ürünler dediği, direkt SolidWorks'un içerisinde SolidCAM gibi çalışan YAMA programlar. Bunların kendi sitelerine de ulaşıp buradan demo programlarını da indirebilirsiniz. Bu ayrıca kitabın içerisinde de Quick from Zor açılan parçaların açınımlarının alınmasında, Quick Mold hacim kalıpçılığında ki şuradaki parçaların yapımı için çok kullanışlı bir program. Burada otomatik olarak bu program sayesinde kalıp setlerini otomatik getirip otomatik açma yerlerini falan belirleyebilirsiniz. Başka söyleyeceğimiz şurada Quick Press saç metal kalıpçılığı için özellikle çok güzel bir program. Uygulaması biraz, öğrenmesi biraz şey olsa da, zaman alsa da, ama uygulanmaya başladığı zaman çok daha faydalı olabilecek bilgiler içeriyor, uygulamalar içeriyor. Şimdi bu açıklamalardan sonra kalıpçılık konusuna artık yavaş yavaş girelim. Şimdi kalıp yapmak için cavity komutunu kullanarak, boşluk çıkarma komutunu kullanarak şu parçayı önce hem alıştırma olması açısından çizelim, daha sonra kalıp boşluğunu oluşturalım. Şişirme kalıbı diye bilinen bu şekilde bir pet şişenin elde edilmesiyle ilgili bir kalıp şekli. Şimdi öncelikli olarak ben ön düzlemde taslak çizim açtım. Otomatik olarak karşıma aldı. Spline komutu ile şu şekilde bıraktım. Şimdi bu taslak çizimi bitirdikten sonra tekrar ön düzlemle bir taslak çizim daha açıyorum ve düz bir şekilde sürebileceğim bir düz çizgi çiziyorum. İkisi aynı seviyede olması için tekrar seçelim. Aynı yatayda, aynı hizada olsunlar. Şu kısmı biraz daha içeriye almak istiyorum. Şimdi iki tane ayrı düzlemde çizmiş olduğum taslak çizimim var. Tabanını oluşturmak için üst düzlemde çizim yapacağım. Burada elipsi seçiyorum. Merkezi belli. Şu şekilde elips çiziyorum. Tekrar çıktım. Bu kez yan tarafına olacak şekilde sağ düzleme denk gelen düzlemde taslak çizim açtım. Yine aynı şekilde spline'la karşıma alayım. Yine yukarıda aynı seviyeye gelecek şekilde elimde artık 4 tane taslak çizimim oluştu. Burada unsurlara geliyorum. Süpürerek katı oluşturma. Önce profilimi seçiyorum. Daha sonra yolum seçiyorum. Ve close area'ya gelip şu şekilde parçamı
şişemi hazırlamış oluyorum. Şimdi yukarıda biraz daha uzatmak için şişenin üst kısmını, burada farklı bir şey yapalım. Bu kez loft'u kullanalım. Örneğin yine bir taslak düzlemi oluşturalım. Biraz daha yukarıda olsun. Bu düzlem içerisindeyken karşıma alayım. Daha yuvarlak bir zemin oluşturarak şu şekilde daha küçük. Şimdi izleyelim. Şimdi lofta gireceğim. Alt yüzeyi seçtim. Ve aynı hizada olacak şekilde, bakın şunu çevirdiğim zaman profil değişiyor. Bunu yukarıdan bakarsak daha düzgün bir oranlama şansımız var bu şekilde. Şimdi bu noktada şurada keskin köşeleri alabilmek için, yok edebilmek için radius seçeneğiyle şuradaki yüz radiusun içerisinde daha düzgün bir form vermek için biraz da arttıralım. Şimdi kapak kısmını yapacağım. Kapak kısmını, boğaz kısmını pardon. Taslak çizimi açayım. Onayladım. Artık bunu ekstrütle biraz daha şu yukarıya doğru tam 30 yapalım. Şimdi bu kısımda bir kapağın vida kısmını sembolik olarak yapalım. Şuradaki yüzdemi 5 mm ters yönde şu şekilde buradan başlatıp vidamı buradan başlatmak istiyorum. Hazır bu düzlem açıkken, seçiliyken şimdi tekrar seçtim, bu düzleme giriş yaptım. Şimdi şu yüzeyi bu seçili olan, aktif olan düzleme convert et dedim, yüzeyi kenarını çizgi haline dönüştür dedim. Çıktım. Bunu gizleyebiliriz artık düzlemi. Şunu artık helisel çizgi haline dönüştürebilirim. Seçtim. Bulunan değerler 4'e indirelim tur sayısını. Bu şekilde bir vida adımı yapmış oldum. Şimdi bir düzlem daha oluşturacağım. Bu kez bu eğriye dik olan bir düzlem oluşturacağım. Hemen geliyorum. Eğriyi seçtikten sonra ucunu seçtiğim zaman bu eğriye dik olan bir düzlemi otomatik olarak oluşturuyorum. Şimdi vidayı profiline çizmek için ben burada dairesel bir profil oluşturacağım. Ölçü falan kullanmıyorum. Buradan süpürerek katı oluşturmaya girdim. Profilimi seçtim. Yolumu seçtim. Bu şekilde vidamı oluşturdum. Şimdi bu şekilde olacak ama şuradaki uç kısımları biraz daha profilini düzgün hale getirelim. Bunun için basit bir şey yapalım. Şu düzlemi seçelim. Bu düzlemde taslak çizip açıp yine var seçili olan yüzeyi convert ederek bu kenarı oluşturulan çizgiyi Revolve komutuyla bu şekilde ucunu biraz daha yumuşak hale getirebiliriz. Basit bir şekilde. Yine burası için de çizim oluşturalım. Bu kez elimle çizeceğim. Döndürme için bir eksen daha çizebiliriz. Bu şekilde kendisini otomatik olarak görecek ve tamam dediğimiz zaman uç kısımlarını bu şekilde yumuşatmış olduk. Vida giriş ve vida başlangıcı ve sonunu. Şimdi ön kısmında biraz şekiller ekleyelim. Şu ortadan geçen düzlem
Şu düzlem olsun. Taslak çizim açtım. Karşıma aldım. Şimdi şöyle biraz daha aşağıdan başlayarak uç kısımlarına biraz yumuşatma yapalım. Radius yapalım. Şimdi bu şekli dış yüzeye yansıtma yoluyla proje edelim. Bunun için eğriyi yansıt komutunu kullanacağım. Eğriyi yansıt komutu eğer çizim içerisinde gelmiyorsa sağ tuş yapın. Şurada eğriler içerisindeki eğriyi yansıt araç çubuğunu kullanabilirsiniz, getirebilirsiniz. Şimdi eğriyi yansıt diyorum. Yüzeye yansıtacağım için çizgiyi şuradaki çizgimi seçiyorum ve yüzeyimi seçiyorum. Şu şekilde bu tarafa doğru yansıt dediğim zaman bu şekilde 3 boyutlu eğri haline dönüştürmüş olduk. Şimdi burada bir hafif bir kabartma yapmak için yine düzlem seçimi yapacağım. Örneğin şurası ve eğrisini ve ucunu seçtikten sonra bu eğriye dik bir düzlem oluşturdum. Şu şekilde bu düzlemde taslak çizim açtım. Yine dairesel karşıma alarak şu şekilde bir kabartma yapalım veya burayı elips de yapabiliriz. Süpürdüğümüz zaman profili seçelim. Daha sonra yolumuzu seçtiğimizde şu şekilde bir eğri oluşturalım. Ortasına bir yazı yazabiliriz. Yine bunun için hangi düzlemine karşılık geliyor? Ön düzlem taslak çizimi açtım. Şuradan yazı metin kısmına yazımızı yazdık. Şu şekilde karşımıza aldığımız zaman istediğimiz yere şu şekilde taşıyabiliriz. Metin boyutunu biraz büyütelim. Kalın olsun. Şu şekilde karşıdan baktığımızda onayladım. Şimdi bu yazıyı bu şu dış yüzeye karşı birkaç milimetre ileride kalınlık vererek işlemi bitirelim. Şimdi bunun için yüzeyden ötele diyorum. Şu yüzeyden kısmı 2 milimetre yapalım. Yüzeyin tersi yönünde çıkıntı versin. Onayladığımız zaman şu şekilde form elde etmiş olduk. Alt kısma istersek biraz daha form verebiliriz. Veya daha fazla zaman kaybı olmasın. Bu aşamadan sonra artık parçamı kaydedebilirim. Bundan sonra montaja atacağım. Direkt parçadan montaj oluştur komutuyla montajı kendisi açtı. Bu arada montaj ortamına gelirken şu şekilde orijinleri çakıştırarak gelmesini istiyorum. Bıraktığım zaman montajın orijini ile parçanın orijini çakışarak bu şekilde tam düzlemlerini çakıştırmış oldum. Şimdi yeni
parçamı eklemek istiyorum montajın içerisinde. Bir kütük oluşturacağım. Bir kütüğün içerisinde bu boşluğu daha sonra COVID komutuyla, boşluk çıkarma komutuyla çıkartacağım. Bileşen diyorum, yeni parça diyorum. Burada ön düzlemi seçtim ve karşıma alayım. Burada dikdörtgen. Şu anda montajın içerisinde parça çizim yapıyorum. Açtığım, yeni oluşturduğum parçayı, oluşturacağım parçayı montaj ortamında çizerek oluşturacağım. Şimdi tam ortasına gelecek şekilde şöyle bir dikdörtgen çizdim. Kalıbın boyutlarını oluşturacak. Onayladım. Şimdi halen şu an parçanın montajın içerisinde parça üzerinde, yeni bileşen üzerinde kalınlık verme işlemini yapıyorum. Unsura geldim, seçtim. Şimdi her iki yönde orta düzlemde şu şekilde çekelim. Yandan baktığımız zaman biraz daha açalım. Onayladım. Ve şu an hala çıkmıyorum. Bakın, yeni parçanın düzenlemesi içerisindeyim. Şu anda eski parçam bunun içerisinde mevcut duruyor. Şimdi bu parçayı oluşturduğum kütük parçanın içerisinden şu parçayı çıkartacağım. Buna bir boşluk oluşturarak yapacağım bunu. Bunu gerçekleştirmek için ekle içerisindeki unsurlar içerisinden boşluk komutunu seçtim. Burada çıkartacağım parçanın kendisini seçeceğim. Fakat burada seçim biraz zor olduğu için kendim geliyorum, parçayı unsur ağacının içerisinde seçiyorum ve burada boşluğu oluştururken büyüterek kalıp yapacağıma göre bir nokta %2 büyüterek boşluk oluştursun istiyorum. Çünkü çekme payını verdiğim zaman soğuduğunda parça birebir ölçülerine gelecektir. Onun için biraz büyütmem gerekiyor. Onayladım. Tekrar çıktığım zaman kavitiyi bu şekilde, bakın şurada zaten boşluğu görebilirsiniz. Şimdi katı görünüşünü tekrar çıkartalım. Parçayı eğer kesersek, şu anda iz düşümü simetrik bakalım. Parçam nasıl duruyor? Yan duruyor. Şu şekilde yandan kesersek, örneğin şu yukarıdan taslak çizim açalım. Montaj içerisinde kesiyorum şu anda. Taslak çizim açtım ve karşıma alayım. İçini görebilmek için kesme işlemi yapıyorum. Katı olarak dönüştürelim. Sağ tuşla sular açımını açalım ve kes diyelim. Yön olarak bu taraf. Şuradan tümünü kes diyelim ve tüm bileşenlere dokunsun. Şu şekilde baktığımız zaman parçayı görebiliriz. Şu iç kısmındaki çekirdek parçayı artık gizleyebiliriz. Çekirdek parçamızı gizli diyelim. Gördüğü gibi. İstersek diğer tarafı kestirdiğimiz zaman diğer karşı tarafı yine görebiliriz.